Değerli dostlarım, sırası geldiğinde sizlere ifade etmeye çalışıyorum. Hepinize merhaba. 21. yüzyılın bu çok muhataralı döneminde anti-emperyalist mücadele veyahut hegemonyacı emperyalist güçler arasındaki mücadelenin içine sıkışmama politikaları son derece dikkatli ve akıllıca uygulanabilirse başarıya ulaşabiliyor. Çünkü küresel sistem öyle bir yapıya kavuşmuş durumda ki herhangi bir küresel gücün sizi, iç siyasetinizi yeniden dizayn etme, yeniden yapılandırma gayretine girmesiyle eğer elinizdeki güçler bu gayreti karşılayabilecek kabiliyette değilse veyahut bünyenizdeki unsurlar, iç siyaset unsurları küresel sistemin saldırıları karşısında birlik ve beraberlik çerçevesinde davranamıyorlarsa, hatta ve hatta hemen hemen bütün siyasi partilerin bir dış mihrakla bağlantısı varsa, anti-emperyalist bir mücadele yürütmek veyahut küresel güçler karşısında bağımsız, bağlantısız kimlik kazanmak büyük bir zorluk taşıyor. Pakistan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri. Dev gibi bir ordusu var. Nükleer bombası var. Yani Pakistan ordusunun gücü, nükleer kapasitesi, vatandaşlarının sayısı, temsil ettiği coğrafya, jeopolitik, jeostratejik açıdan kimliği, her şeyiyle ama her şeyiyle Pakistan büyük bir devlet. Ama olmuyor. Çünkü şunu görüyoruz Pakistan'da, özellikle eski Başbakan İmran Han'ın yaşadığı bu öyküde şunu görüyoruz. Bir, ülkenizin borçları az, ekonomisi güçlü olacak. Eğer bunu başaramamışsanız mutlaka ama mutlaka küresel bir güç sizin o ekonomik zafiyetiniz ve yükselmekte olan borçlarınız nedeniyle büyük bir avantaj yakalama kabiliyetini oluşturuyor. İkincisi, iç siyasi zeminde aşırı parçalanma, aşırı kutuplanma, hatta merkez kaç kuvvetiyle merkez güçlerin içinde de aşırı parçalanmanın olması yine emperyalist hegemonik güçlerin manevra alanını büyütüyor. Mesela bugün Brezilya'da yeniden başkan olan ve hepimizin çok sevindiği yeniden başkanlığına Lula da Silva'nın ve ondan sonra gelen işçi partili Rousseff'in, yani kadın başkanın Brezilya parlamentosunda yolsuzluk ve rüşvetlerinin belgelenmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta birer kuklası haline dönüşmüş parlamenterler ve hukuk sistemindeki Amerikan yanlısı savcılar yüzünden ne kadar büyük hapisler yaşadıkları veya siyasi yaşamlarının sonlandırılmaya çalışıldığını, bizdeki 17-25 Aralık öyküsünün benzerinin oralarda da yaşandığını biliyoruz. Bu Pakistan'da da başarıyla uygulanan bir operasyon. Nedir bu operasyonlar? Birincisi, genelde merkez sağda yer alan partilerin yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış kadrolarını Amerika Birleşik Devletleri'nin rahat kontrol altına alması, ayrıca Amerikan emperyalizminin hukuk sistemi içine yerleştirmiş olduğu ve bazılarının tarikat cemaat bağlantıları, Pakistan'da da öyle, olduğu bilinen savcılar ve hakimler üzerinden politikanın, iç siyasetin yeniden yapılandırılması. İşte İmran Han bunu yaşıyor. Nisan 2022'den bu yana Pakistan adı konulmamış bir darbe sistemi yaşıyor. Çünkü İmran Han her ne kadar Pakistan, Afganistan hattında ve o bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin öteden beri önem verdiği ve müttefik olarak adlandırdığı bir ülke olsa da
Batı'nın kendisine özellikle nükleer silaha sahip olmasından sonra İsrail lobisinin büyük çabalarıyla sırtını dönmesi nedeniyle giderek artan bir Rusya ve Çin müttefikliği yaşıyordu. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin gerçekten gerek bir yol bir kuşak projesinde gerekse Pakistan'ın ihtiyacı olan sıcak paranın temininde artan bir etkinliği vardı. Ne oldu? Parlamentoyu dağıttılar. İç politika bir anda krize girdi ve İmran Han'ı başbakanlıkta tutan koalisyon dağıtıldı. Koalisyonun dağıtılmasıyla beraber İmran Han güvensizlik oynamasıyla yerinden edildi. Ülkenin yolsuzluk ve rüşvet konusunda bir numaralı ailesi olarak kabul edilen Şerif ailesinin yeni bir evladı Şahbaz Şerif başbakan yapıldı. Başbakan yapılmasıyla beraber Çin ve Rusya ile olan ilişkileri büyük ölçekte zayıflattı ve bu arada belirli savcılar üzerinden İmran Han üzerinde yaklaşık 150 farklı soruşturma dosyası çıktı. İmran Han önceki gün Lahore mahkemesinin aldığı karar çerçevesinde 3 yıl hapse mahkum edildi. Mahkumiyeti başbakanlığı döneminde kendisine verilmiş olan yaklaşık 635 bin dolarlık yüksek değerdeki hediyeyi satmış ve bu hediyelerden almış olduğu kazançları devlete bildirmemiş olması, yani bir tür makam yolsuzluğu gerçekleştirmiş olması. Adam diyor ki ben dünyanın diyor en büyük kriket şeyiydim diyor ya. Yani kriket hakikaten, yani İmran Han eşittir kriket ve olağanüstü zengin bir adam. Ben diyor o 300 bin dolarlık Rolex saati niye hediye alıp da satayım ki, o Rolex saati ben satın aldım. Ben satın aldım. Niye satayım diyor Rolex saati. Yani 300 bin dolara ihtiyacı yok. Herkes biliyor bunu. Böyle bir düzmece oyunla adamı hem de Lahore'daki evinde evinden çıkmadan gözaltına aldılar. Özel bir uçağa koymuşlar. İslamabad'a götürüp içeri tıkmışlar. Çünkü Pakistan'da önümüzdeki Ekim veya Kasım ayında bir seçim yapılacak. Ve bu seçimde Tahrik-i İnsaf Partisi, yani İmran Han'ın partisi yine önde. Yani bu adamı içeriye atmasalar yapılacak seçimde yeniden parlamentoya dönüp başbakan olacak. Büyük bir ihtimalle. Ama küresel sistem 17-25 Aralık tarzı bir operasyonu sürdürerek savcılar ve parlamento nezdinde yürüttüğü çalışmayla adamı içeri tıktı. Büyük bir olasılıkla meclis seçim yapılana kadar içeride kalacak ve büyük bir olasılıkla delil yetersizliğinden seçimden sonra beraat edecek. Bakın, dünya çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Demokrasilerde diye adlandırabileceğimiz, yani seçimin olduğu, çok partinin olduğu falan seçim demokrasilerde, otokrasiler artık asker, ordu üzerinden yapılanmıyor. Hukuk üzerinden yapılanıyor. Hukuku ele geçirdiği an siyaset, o hukuk üzerinden bir dönemin askeri diktatörlükleri gibi davranma kabiliyeti kazanıyor. Tıpkı Şahbaz Şerif'in şu anda yaptığı gibi. Veya Joe Biden'ın Donald Trump'ı hapishanelere sokma gayretinde olduğu gibi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde aklı başında olan bütün gazeteciler ve o ülkede ne olduğunu tartışıyorlar. Eski bir başkanı içeri tıkma gayreti nereden kaynaklanıyor? Hukuk bu işin neresinde? O mahkemenin ve hakimi hanımefendinin yapmış olduğu açıklamalar Donald Trump'ı hapse tıkacağını gösteriyor mesela.
Bunun gibi bütün dünyada böyle bir, yani mesela Putin'in muhalifi Navalny var. Adam hapiste 19 yıl daha hapisiydi. Ama kimse o hapis yemesine inanmadı tabii ki. Ama şu anda Putin'in bir numaralı muhalifi, hapiste olan muhalifi 19 yıl daha yedi bir Rus mahkemesi tarafından. Hukuk demokrasileri koruyacağı yerde yeni dönemde seçimle veya seçimsiz, şöyle veya böyle iş başına gelmiş siyasi kadroların emrine girerek o ülkede bir tür otokrasi, bir tür darbe yönetimi tesis edilmesine neden oluyor. İmran Han bunun örneğidir. Sorun bana, İmran Han yarın bir gün kazandığında ne yapacak diye, büyük bir ihtimalle bugün kendisine bunu yapan herkesi içeri tıkmaya çalışacaktır. İşte 21. yüzyılda demokrasinin en büyük sorunlarından birini ifade ediyorum bu vesileyle. Tabii ki gerçekten üst mahkemenin vereceği bir karar önemli, ama daha önemlisi öyle bir hukuksuzluk ki Pakistan Anayasa Mahkemesi daha birkaç gün önce söz konusu yargılamanın, yani İmran Han'ın 3 yıl hapis cezası aldığı yargılamanın durdurulması kararı çıkarmıştı. Yerel mahkeme onu bile dinlemedi. Artık dünyanın, demokrasi diye adı adlandırdığımız dünyanın neresinde olduğumuzu varın siz karar verin. Hoşça kalın.